Merhabalar, ben Mehmet Ali Börtücen'e. Bu videomuzda size ekşi mayalı ekmek yapımını göstereceğim. İki aşamalı bir video bu. İlk bölümünde hızlıca ekmeğin yapım aşamalarını görüntülü olarak paylaşacağız sizinle. Ekmek yapımı videoları bittikten sonra ise oturup sizlere hem ekşi mayanın önemini hem de aynı zamanda gösterdiğimiz aşamaların detaylarını anlatacağız. Ama izleme kolaylığı olsun diye öncelikle videoyu da ekmeğin yapımıyla başlayacağız. Evet, ekşi maya ekmek yapımının aşamalarına başlıyoruz. İlk temel aşamamız ana mayamızı güçlendirmek. Buzdolabında sakladığımız ana mayamızı biz 8 saat arayla oda sıcaklığında 3 defa besledik ve kuvvetli bir hale getirdik. Daha sonra da ana mayamızdan bir parça ayırarak ve bunu un ve suyla besleyerek starter, yani bir başlangıç mayası yapacağız ve ekmek yapımında starter'ı kullanacağız. Ana mayamızdan direkt maya kullanmayacağız. Böylelikle ana mayamızın devamlılığı sağlanmış olacak. Ufak bir parçasıyla ekmek yapmak mümkün olacak. Evet, burada ana mayamızı görüyorsunuz öncelikle. Çok iyi beslediğimiz 8 saat arayla 3 defa gayet kuvvetli aktif bir mayamız var. Ana mayamızdan 40 gram kadar boş kavanoza alacağız. Üzerine 15 gram organik tam buğday, 15 gram organik beyaz un ekleyip 30 mililitre de su ekleyeceğiz. Mevcut koşullardaki sıcaklığa göre suyun 26-29 derece sıcaklıkta olmasına özen göstereceğiz. Ekmeğimizde kullanacağımız starter, başlangıç mayamız burada. Bunun 3-4 saat kadar oda sıcaklığında durması gerekiyor. Mayanın fermentasyonu, beslenmesi başlaması lazım ki bu maya aktif halde kullanılabilir olsun. Şimdi bir lastik geçiriyorum bu kavanoza. İlk hizalamayı yapıyorum. Mayamız, starterımız burada. Bunun 2-2,5-3 katına çıkmasını bekleyeceğiz. Bu arada da ana mayamızı bu ayırma işleminden sonra tekrar besleyip buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. Ana mayamızı beslemeyi unutmayalım. Başlangıç mayası starterımızı yapalı 3 saat oldu. Starter'ın 4-4,5 saat içinde hazır olmasını bekliyoruz. Bu 3. saatte biz ekmek yapımının önemli ikinci aşaması olan otolizi göstereceğiz. Otoliz kimi ekmek yapıcıları tarafından yok sayılabiliyor ama benim kendi tecrübelerime göre önemli bir aşama. Otoliz ekmek yapımında şu demek: un ve suyu, diğer malzemeleri ayrı tutarak sadece un ve suyu karıştırmak. Bundaki amaç, un ve suyu karıştırınca unun içindeki proteinler suyla temas ettiği zaman gluten oluşturmaya başlıyor. Bunu önden yaptığımız zaman hem yoğurma süresini azaltıyor daha sonraki aşamalarda, hem de ekmeğin daha iyi elastikliğe kazanmasını sağlıyor. Bu videoda sizlere görece yapımı basit bir ekmek göstereceğim. Bunun sebebi ilk defa hamurla, ekmekle haşır neşir olanlar için daha pratik bir ekmek olmasını arzulamak. Ekmeğimiz beyaz un ve tam buğdayın karışımıyla olacak. 300 gram beyaz un, 200 gram tam buğday un, bunlar organik unlar ve 375 mililitre su kullanacağız. Bununla beraber starterımızın toplam ağırlığı 100 gram olacak ve 12 gram da tuz girecek. Ama otoliz için şu anda sadece unları ve suyu karıştıracağız. Evet, otoliz kısmında bir yoğurma işlemi yok. Sadece kabaca hamurun oluşturulması var. Un ve suyun karıştırılması var. Kesinlikle yoğurmuyoruz. Kabaca bu hale getiriyoruz. Bir saat boyunca bekleyecek. Bu sırada da starterımız hazır olacak. Bunun üstünü temiz bir mutfak beziyle kapatıyoruz ve oda sıcaklığında bir saat bekleyecek. Otolizi yapalı bir saat oldu. Starterımızı, başlangıç mayamızı yapalı da 4 saat geçti birazcık. Kendisi işte yaklaşık 2 katına kadar yükselmiş durumda. Normalde biraz daha kabarırdı ama kameralardan utanmış olabilir. Ama gayet aktif bir şekilde şu anda ve zirve seviyesinde mayamız kullanılmaya hazır. Ekmek yapımının şimdiki aşaması mayayı, yani starter'ı ve tuzu otolizde beklemiş olan hamura eklemek. Şimdi bunu yapıyoruz. 100 gram başlangıç mayamız, starter'ımızı
hamurun üstüne koyacağız. Spatula yardımıyla alırsanız içine tamamen sıyırarak ve böyle hamura yedirerek kullanalım. Ve daha sonra da 12 gram tuzumuz var burada. Çok hafif bir 5-6 gram kadar suyla karıştırdım. Daha rahat karıştığın diye. Şimdi bunu da bunun üstüne dökeceğim. Dibinde kalanları yine parmaklarla alacağız. Yanımda bir miktar bir kasede su var. Şöyle elimi hafif ıslatıp şimdi bu karışımı iyicene böyle katlayarak bir taraftan bir tarafa alarak ve şöyle bastırarak yediriyorum. Evet, maya ve tuzumuzu ekledikten sonra yarım saat oda sıcaklığında beklettik hamurumuzu. Daha önce de otoliz yaptığımız için gluten yapısı oluşmaya başlamıştı. Şu an fermentasyon yani mayalanma başlamış durumda. Şimdiki aşamamız yoğurma ve katlama. Yoğurmada çok çeşit teknik var. Bunları videoları seyrederken, başka videoları seyrederken görebilirsiniz. Bu ekmek için benim önereceğim iki farklı çeşit var, teknik var. Bunlardan birincisi katlayarak yoğurma. Katlamaktan kastımız önce bir taraftan alıp ortaya elinizi hafif ıslatarak, daha sonra karşı tarafından buraya alıp, daha sonra diğer uçları birleştirerek katlama köşelerden de devam edebilirsiniz. Bu katlayarak yoğurma tekniği, bunu 10 dakika, yaklaşık olarak 10 dakika yapmanız bu hamur için yeterli olacaktır. Diğer tekniğimiz ise ruba tekniği. Bu biraz daha aslında ıslak hamurlar için ideal bir yoğurma tekniği ama ben genel olarak bu tekniği kullanmayı seviyorum. Hamurda güzel bir güç ve elastiki yaratıyor. Bunda da hamurumuzu şu şekilde dayayıp daha sonra alttan çekip uzatma yöntemiyle esneklik ve güç sağlamak hamura. Islak hamurların yoğurulmasında özellikle çok etkili. Bunu 5 dakika yapmanız, daha sonra bir 2-3 dakika dinlendirip bir 5 dakika daha yapmanız hamuru çok güzel bir kıvama getirecek. Evet, kol kaslarınız yeteri kadar çalıştıysa hamurdaki şu esnekliği görmeye başlıyorsunuz. Bu noktadan sonra yavaş yavaş katlayarak hamuru toparlıyoruz. Şu an hamurun esnekliği gayet güzel. Biraz daha direnç kazanması gerekecek, kuvvet kazanması gerekecek ama bu katlama işlemlerinin devamında zaten olacak. O yüzden şu şekilde hamuru toparladıktan sonra yarım saat beklemeye alıyoruz. Daha sonra her yarım saatte bir katlama işlemi yapacağız. Bunu da göstereceğim birazdan size. Evet, şimdi yoğurma işlemimiz demin sona ermişti. Bakın daha şimdiden ufak ufak baloncuklar çıkmaya başladı. Çok güzel mayalanıyor hamurumuz. Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Bu verdiğimiz süreler aslında hep ortalama bir sıcaklık için, yani 26 derece için, hem oda sıcaklığı yani çalıştığınız ortamın sıcaklığı hem de hamurun iç sıcaklığı mayalanma için çok önemli. Neyse, şimdi yoğurmanın ardından katlama işlemini yapacağız. Katlama aşamasındayız. Şöyle elimizi hafifçe ıslatıp bu işlemi yavaş yavaş sizlere göstereyim. Bakın hamurumuz gayet güzel. Bir uçtan bir uçtan uçları birleştirerek katlıyoruz. Katlamayı yapmamızın nedeni yoğurmayı takiben mayalanma sırasında mayanın beslenmesiyle ortaya çıkan karbondioksitin hamurun şişmesine neden olan şey bu arada, kabarmasına, daha homojen dağılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda da bu süreç içinde mayamız
Biz bu işlemleri yaparken beslenip fermentasyonu tamamlıyor. Bakın hamur toparlıyor bu katlama işlemlerinde. Şu an daha fazla esneme yaşanmadığı zaman bırakıyoruz. Üstünü kapatıp yarım saat beklemeye alıyoruz. Bunu 4 defa tekrarlayacağız. Şimdi 4. katlamaya geldik. Bize bu 4. katlamayı yapmadan size başka bir katlama tekniği göstermek istedik. Elinizi ıslatarak hamurun kenarlarını gevşetiyoruz. Rahat çıkmasını sağlamak için. Daha sonra şu taraftan çekerek içeri doğru katlayarak sonra öbür taraftan ve daha sonra bu taraftan aynı işlemleri yaparak da katlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel bir noktada. Evet, katlama işlemlerimiz bittikten sonra hamurumuz bu şekilde gayet iyi durumda. Katlamaların ardından şimdi ön şekilleme yapacağız. Ön şekilleme için tezgaha geçtik artık. Tezgahımızı birazcık ıslatacağız. Ön şekilleme yapmadan. Daha sonra ellerimizi de bir miktar ıslattıktan sonra hamurumuzu tezgahın üstüne koyup hafifçe açarak yerleştireceğiz. Burayı biraz yavaş göstereceğim. Ön şekilleme için birçok farklı bir yöntem var ama benim sevdiğim önce ikiye katlamak, sonra bir taraftan bir tarafa, sonra öbür taraftan öbür tarafa esnetip şöyle hafif bastırıp sonra kalan ucu da şuraya aldıktan sonra el yardımıyla birazcık gerdiriyoruz. Bunu eğer kazıma aletiniz varsa, hamur kazıyıcısı, onunla da yapabilirsiniz. Ama elle de şu parmakların alt tarafını kullanarak da gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ön şekillemenin amacı asıl şekillemeye hamuru hazırlamak. İşlemimiz bittikten sonra da üstünü yeni temiz bezimizle kapatıp bekleyeceğiz 20 dakika kadar. Evet, şimdi esas şekillemeye geldik. Esas şekilleme öncesinde ekmek sepetimizi hazır etmemiz gerekiyor. Su oranı düşük hamurlarda direkt ekmek sepetini unlayarak hafifçe hamurumuzu ekmek sepetine yerleştirebiliriz. Su oranı daha yüksek hamurlarda ise daha sonra çıkartırken kolaylık olması açısından biz bunun içine, ekmek sepetimizin içine bez koymayı uygun görüyoruz. Çıkartırken daha rahat oluyor. Dolayısıyla ekmek sepetimizi ekmeğimizi kullandığımız bezi yerleştirdikten sonra bir miktar unla hafif hafif unluyoruz. Burada normal un da kullanabilirsiniz. Pirinç unuyla karıştırıp da ya da sadece pirinç unu da kullanabilirsiniz. Ve ekmek sepetimiz bu şekilde hazır. Şimdi şekillemeye geçeceğiz. Esas şekillemede unlama yaparak gerçekleştireceğiz esas şekillemeyi. Önce ekmeğimizin üstünü hafifçe unlayacağız. Arkasından kazıyıcımızla hafif hafif kazıdıktan sonra ekmeğimizi elimize alıp tezgahımızı tekrar unlayacağız ve ekmeğimizi, hamurumuzu koyacağız. Güzelce açacağız. Biraz yavaş yavaş yapacağım. Elinizi de hafif unlamaya gayret gösterin. Deminki yaptığımız ön şekillemek gibi önce ikiye katlayacağız. Arkasından gerdirerek bir taraftan bu tarafa, sonra sağdan sola yapacağız. Uç tarafı alıp çekip buraya getirdikten sonra sağdan soldan birbirlerine yapışacak, duracak şekilde ekmeğimizi gerdirmek buradaki amaç. Şeklini güzel alması. Şu son dip kısmında tekrar birleştirdikten sonra gördüğünüz gibi sanki bir örgü gibi oldu. Çok hafif unlayıp
Görüyorsunuz. Örgü yaptığımız kısım üstte kalacak şekilde ekmek sepetimize yerleştiriyoruz. Üstünü çok hafif unluyoruz. Bezimizi güzel bir şekilde kapatıyoruz. Çok hava almasın, kurumasın diye. Ve ekmeğimizi buzdolabına alıyoruz. 14 saat, 18 saat arası buzdolabında soğuk mayalanmaya alacağız. Yarın sabah da pişireceğiz. Pişirme işlemlerini tekrar çekeceğim sizlere. Evet, ekmeğimiz 18 saattir buzdolabında ekmek sepetinde bekledi. Soğuk mayalanma yaşandı. Şimdi bezimizi açalım. Ekmeğimiz gayet iyi durumda. Güzel kabarmış durumda. Şöyle bir basma testi var. Şöyle hafifçe bastırıp birazcık geri geldiğini gördüğümüz zaman mayalanmanın güzel olduğunu, tam zamanı olduğunu anlıyoruz. Eğer çok içeride kalırsa ya da çok hızlı yükselirse mayalanmalarda tam gerçekleşmeme olduğunu ya da fazla mayalanma olduğunu anlayabiliriz. Ama biz de şu anda basıyoruz ve hafifçe geri geliyor olması iyi bir mayalanma yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi ekmeğimizi pişireceğiz. Bunun için fırınımızı maksimum sıcaklıkta içine döküm tenceremizi de koyarak 1-1,5 saat kadar ön ısıtma yapıyoruz. Döküm tenceremizi 1-1,5 saat maksimum sıcaklıkta ısıtmamız gerekiyor. Şimdi ekmeğimizi koyacağız. Fırının maksimum sıcaklığında 1-1,5 saat kadar ağzı kapalı ön ısıttığımız döküm tenceremize ekmeğimizi ekmek sepetimizden dikkatlice koyacağız. Burada üst taraf tencerenin içinde alt taraf olacak. Görüyorsunuz. Bir jilet yardımıyla da ekmeğin kabarırken güzel kabarabilmesi için bir çizik atacağız. Bunu tek seferde atmaya çalışıp hafif bir kesik atacağız. Daha sonra tenceremizi kapatacağız. Dikkatlice elimizi yakmadan ve fırına koyacağız. 30 dakika ağzı kapalı maksimum sıcaklıkta pişecek. Evet, 30 dakikadır maksimum sıcaklıkta kapalı olarak, ağzı kapalı olarak pişen ekmeğimizin kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi ekmek bu şekilde gayet iyi durumda. Şimdi bir 10 dakika sıcaklığı 220'ye düşürüp bir 10 dakika daha üstü ağzı açık şekilde pişirmek için fırına geri koyacağız. Ve evet, üstü açık şekilde 220 sıcaklıkta 10 dakika daha pişirdiğimiz ekmeğimiz artık tamam oldu. Buradaki kokunun güzelliğini size anlatamam. Ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ben şu eldivenlerden de kurtulayım. Daha sonra şu sesi duyduğunuz zaman ekmek olmuş demektir. Şöyle altı hafif delikli bir tahtanın üstüne ya da telin üstüne koyarsanız bu ekmeği 2 saat boyunca bekleyeceğiz, dayanabilirseniz. 2 saat bekledikten sonra keseceğiz. Ve ekmeğimiz tamam. Bundan sonra hem ekmeğin kesimini göstereceğim size. Arkasından da hem ekşi maya ekmek üzerine, ayrıca da bütün bu pişirme, ekşi maya ekmeği yapma aşamalarını teker teker daha detaylı konuşacağımız videonun ikinci bölümüne geçeceğiz. Birazdan görüşürüz. Evet, ekmeğimizi kesme vakti geldi. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz tamamlanmıştır. Şimdi birazcık ekmek ve bu sürecin detaylarını konuşalım. Evet, şimdi ekmek yapım videosunu takiben biraz konuşacağız. Öncelikle ekmek doğal mayayla, ekşi mayayla yapılan ekmek neden önemli? Bundan bahsedeceğim birazcık. Sonrasında da videoda da izlediğiniz ekmek yapım sürecinin biraz detaylarına gireceğim. Ekmek şundan önemli, doğal mayayla yapılan ekmek. İnsanlığın tarihinin başından beri ekmek hep var olmuş insanla beraber. Bundan 14 bin yıl önce avcı toplayıcı toplumlarda bile yaban buğdayı, yaban arpası bir şekilde
kullanılmış, suyla öğütülüp suyla karıştırılmış ve ekmek yapılmış. Daha sonra yerleşik düzene geçildikten sonra bundan 10 bin belki 8 bin yıl önce yerleşik düzende günümüzde bildiğimiz ekmeklere yakın ekmek kalıntıları bulunmaya başlanmış. Yani bu ne demek? İnsanlık 14 bin yıldır yaklaşık öyle ya da böyle ekmek yapıyor ve bu son 300 yıla kadar doğal ortamında, doğal mayayla her şeyin doğal olduğu, her köyde farklı ekmeğin yapıldığı bir yöntemken sanayi devrimiyle beraber ekmek sanayileşmiş, ekmek yapımı sanayileşmiş. Son 300 yıldır, 350 yıldır ve özellikle 1900'lerle beraber günümüze kadar sanayileşmiş bir ekmekçilik söz konusu. Bu ne demek? Doğal ortamında emek yoğun, uğraşılarak sağlıklı buğdaylar kullanılarak, unlar kullanılarak yapılan ekmeklerden ziyade sanayinin gereği olarak daha hızlı, daha çok üretime yatkın olan ürünler kullanılarak yapılan ve insanlığın alıştığının dışında, yani bundan 15 bin yıldır yediği ekmeğin çok daha dışında, çok daha farklı bir ekmek yiyor 300 yıldır. İşte bu nedenden ötürü tekrar ekmek yapmanın önemi ortaya çıkıyor doğal mayayla, ekşi mayayla doğal ortamında. Bunun dışında sanayileşmiş ekmek aynı zamanda sanayileşmiş bir tarımı da arkasından getiriyor. Buğdayların, atalık buğdaylarımızın yavaş yavaş yok olup daha çok verim veren, kimi zaman genetiğiyle oynanmış tek tip buğdaya yönelinmesi. Aslında belki de birçok gıda bilimcinin ve sağlıkçının da dile getirdiği gibi geçtiğimiz yüzyılda ve günümüzde glutene karşı olan ya da çeşitli midesel sorunlara neden olan hastalıkların da habercisi olmuş olabilir. Her şeyi geçtim. Ekmek yapmayı bilmek bir insan için çok önemli. Bunu bu pandemi döneminde de gördük. Sadece un ve su ihtiyacımız. Mayamızı da bununla elde ediyoruz. Ekmeğimizi de bununla yapıyoruz. Bir insanın kendine yetebilmesi için ekmek yapmak oldukça önemli. Şimdi ekşi maya ekmek yapımının aşamalarından bahsedeceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biri size çıkıp da ekşi maya böyle yapılır derse ve tek doğru yolu budur derse birazcık temkinli yaklaşın o söyleme. Ekşi maya yapmanın, ekmek yapmanın tek bir doğrusu yoktur. Doğru yolu yoktur. Pek çok farklı yöntemle, süreçler içinde pek çok farklı yöntem kullanarak çok güzel ekmekler yapılabilir. Gerçekten de canlı bir mayayla yaptığınız için bu ekmeği çok da kontrol edilebilir bir süreç de değil aslında. Dolayısıyla her yaptığınız ekmek birbirinden farklı olacaktır. Burada önemli olan kontrol edebildiğimiz bazı önemli faktörler var. Bunları özen gösterirsek iyi bir ekmek yapmanın da yolunu açmış oluruz. Şimdi tek tek videoda da yaptığımız gibi aşamalarını sizlere biraz detaylı anlatacağım. Evet, iyi bir ekşi maya ekmeğinin birinci faktörü, kontrol edilebilir faktörü güçlü bir maya ile yola çıkmak. Biz mayamızı, ekşi mayamızı ekmek yapmadığımız süreçte buzdolabında bekletiyoruz ama ekmek yapmadan önce 8 saat arayla en az 3 defa oda sıcaklığında besleme yapıyoruz ve mayamız tekrar güçlü bir hale geliyor. Daha sonra bu mayamızdan bir başlangıç mayası, starter hazırlayıp ekmeğimizi bununla yapıyoruz. Dolayısıyla biliyoruz ki mayamız güçlü ve güzel bir ekmek için ilk aşamayı geçmiş oluyoruz. Mayanızın güçlü olması çok önemli. Ekşi maya ekmek yapımında birçok kişinin atladığı ama bizce en önemli olan konulardan bir tanesi de sıcaklık. Bu sıcaklık birincisi ortam sıcaklığı, yani ekmeği yaptığınız, çalıştığınız ortamın sıcaklığı ve asıl önemlisi de bununla beraber hamurunuzun sıcaklığı. Buradaki sıcaklığın önemi mayanın çalışması açısından önemli. Ekşi mayamız en iyi 22-26 derece bandında optimal bir çalışma gösteriyor, beslenme yapıyor, mayalama yapıyor. Dolayısıyla hem çalışma ortamınızın sıcaklığını hem de hamurunuzun sıcaklığını
bu optimal ısı aralığına göre ayarlamanız gerekiyor. Yani çok soğuk bir günde, soğuk bir mutfakta çalışıyorsanız hamuru yaparken unla karıştırdığınız suyun sıcaklığını biraz daha yüksek tutmalısınız. Ya da tam tersi. Böyle yaz günlerinde sıcak ortamda çalışırken hamuru oluştururken una kattığınız suyun sıcaklığını daha düşük tutmalısınız ki çalıştığınız hamurun sonucunda 22-26 derece bandında bir sıcaklıkta mayalanması çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Evet, ekşime ekmek yapımında bir diğer önemli faktör un seçimi. Lütfen organik olduğundan emin olduğunuz ve bulabildiğiniz müddetçe de atalık tohumlardan unları tercih edin. Yüksek proteinli, daha besinli unlar daha iyi sonuçlar verecektir. İnternetten araştırma yapabilirsiniz. Ülkemizde atalık tohumlarımızdan un üreten birçok firma var. Yeni yeni de türüyor. Bunları keşfedin. Bunları deneyerek tercihlerinizi belirleyin. Ama ununuzun kaliteli ve sağlıklı olması çok önemli. Evet, biz ekmeklerimizi yaparken aşamalarda mayamız hazır olduktan sonra otoliz yapıyoruz. Otoliz aslında un ve suyun maya ve tuz girmeden önden bir karıştırılması ve bekletilmesi. Biz bunu tercih ediyoruz ama başka kaynaklarda baktığınız zaman bunu yapmayan, kullanmayan fırıncılar, ekmekçiler de olacaktır. Bizim tercih etme sebebimiz iki tane. Birincisi, un ve su birleştiği anda mayanın beslendiği besinler, bu proteinler açığa çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla maya kattığınızda daha kolay bir beslenme süreci başlamış oluyor. Diğer bir sebep ise otoliz yaptığımız zaman daha sonraki aşama olan yoğurmanın süresini kısaltabiliyoruz. Hamur biraz daha hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla daha kısa bir yoğurma süreci daha pratik bir hale getiriyor ekmek yapımını. Evet, otolizin arkasından gelen süreç yoğurma. Otoliz yaptığımız hamura maya ve tuzla ne oluyor şey? Evet, otolizin ardından sonraki aşamamız yoğurma. Otoliz yaptığımız hamura maya ve unu ekledikten sonra hamuru yoğurmamız gerekiyor. Kitaplardan, çeşitli kaynaklardan ya da internetten araştırdığınızda çok farklı çeşit yoğurma tekniği göreceksiniz. Bunların hepsi doğru ve hiçbiri yanlış değil. Siz deneyerek, tecrübe ederek kendinize uygun olan yoğurma tekniğini seçebilirsiniz. Ama burada ayrıca şöyle detaylar var. Islak hamurla çalışırken mesela bizim bu videoda gösterdiğimiz yoğurma tekniği çok daha pratik ve kolay oluyor. Dolayısıyla hamurunuzun su oranına göre de farklı yoğurma teknikleri kullanabilirsiniz. Ya da hiç yoğurma tekniği kullanmadan sadece gerdir ve katla, yani stretch and fold yaparak da bir hamuru yoğurmuş gibi yapabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi deneyerek tecrübe edilecek şeyler. Yoğurmanın önemi ise hamuru hazır hale getirmesi. Neye hazır hale getiriyor? Hamura bir güç kazandırıyor. Aynı zamanda da bir esneklik kazandırıyor. Bu ikisinin arasında önemli bir denge var. Mayalanma esnasında ortaya çıkacak olan karbondioksitin homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacak bu yoğurma. Aynı zamanda fırına attığımız zaman ekmek kabarırken ki yaşanan yükselişte de belirli bir esneklik kazanmış olacak bu hamur ve yükselmeye de etkili olacak. Ama bir yandan da bir gücü olduğu için de o esnekliği hep bir seviyede tutarak bir dengeyi yakalayacak. Yoğurmanın önemi de bu şekilde. Bir sonraki aşamamız oda sıcaklığında mayalanmaydı. Yani yoğurma bittikten sonra biz yaklaşık 2-2,5 saat kadar ekmeğimizi oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktık. Bu mayalanma esnasında da gerdir ve katla stretch and fold uyguladık. Bu videoda gösterdiğimiz sistem. Bunun amacı birincisi bu 2,5 saatlik süreçte mayalanmanın gerçekleşmesi. Aynı zamanda da bu mayalanma esnasında tekrar bir homojenliğin yakalanması ve ekmek hamurunun daha güçlü ve aynı zamanda o istediğimiz esneklik kıvamına gelebilmesi için. Burada dikkat edilmesi gereken şey yine sıcaklık. Eğer ekmeği mayaladığımız oda sıcaklığı
gerçekten yüksek ısılardaysa, yani 29 derecenin üstünde bir ısıdaysa, bu süreci kısa tutmakta fayda var. Daha soğuk bir ortamda çalışıyorsanız da bu süreci biraz daha uzun tutmanızda fayda var. Çünkü ne dedik? Yüksek ısıda daha hızlı mayalanma, ki çok yüksek ısıda mayanın hiç çalışmaması, düşük ısılarda da tam tersi yavaş çalışması söz konusu. Bu süreci bunu da gözeterek geçirmek lazım. Evet, biz bir sonraki aşama ekmeğe şekil verme aşamasıydı. Ekmeğe şekil vermenin amacı ekmeği fırına attığımız zaman doğru bir şekilde yükselmesini ve kabarmasını sağlamak. Aynı zamanda homojen bir pişme yakalamak. Eğer ekmeğe iyi şekil vermezseniz ya da hiç şekil vermezseniz pek uygun olmayan, işte sağa doğru kaymış, tepesi az kabarmış, yana doğru kaymış ekmekler çıkabilir. Bu homojen bir ekmek elde etmemizin önüne geçecektir. Dolayısıyla şekil vermek de çok önemli. Size bu videoda gösterdiğim teknik dışında birçok başka şekil verme tekniği de var. Dediğim gibi tek bir doğrusu yok. Bunları inceleyin, araştırın, uygulayın. Size en uygun hangisi ise onunla devam edin. Biz ekmeğe şekil verip sepete koyduktan sonra soğuk mayalamayı tercih ediyoruz. Soğuk mayalanmadan kastım, sepete koyduğumuz ekmek hamurunu buzdolabına koyup 12-18 saat bir süre aralığında soğuk mayalanmaya bırakıyoruz. Buzdolabının sıcaklığında çok hafif bir mayalanma devam ediyor ekmekte ve bu aslında bize göre ekmeğe ayrıca ekstra bir lezzet katıyor. Daha lezzetli bir ekmek oluyor. Bunun dışında mayalanma süreci biraz daha uzadığı için, yavaş da olsa, gluten yapısı daha hoş bir hale geliyor ekmeğin. Yani hazmı da daha kolay bir hale geliyor. Dolayısıyla biz soğuk mayalanma yapmayı tercih ediyoruz. Ama bunu istemezseniz siz ekmeği sepete aldıktan sonra oda sıcaklığında 2 ila 4 saat arasında, yine sıcaklığa bağlı olarak, beklettikten sonra ekmeğinizi direkt fırına atıp pişirebilirsiniz. Evet, biz ekmeği buzdolabından çıkardıktan sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Pişirmek aşamasında en önemli nokta şu: fırınınızı mutlaka önden maksimum ısı sıcaklığında ısıtın. Bu 240'tır, 250'dir, belki daha yüksektir. Döküm tencerenizi ağzı kapalı bir şekilde fırına koyup 1-1,5 saat kadar maksimum sıcaklıkta ön ısıtma yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında ekmeğimize bir çizik atmamız gerekiyor. Bu çiziğin amacı da, bu jiletle attığımız çiziğin amacı da ekmek yüksek ısıyla temas ettiği anda, kabarmaya başladığında belirli yerlerden çatlama yapmasın diye, daha doğru bir açılma yaşansın diye bu çiziği atıyoruz. İnternette ve kitaplarda göreceksiniz bu çizikle ilgili. Evet, soğuk mayalanmayı takiben pişirme aşamasına geliyoruz. Pişirme aşamasının en önemli noktası fırının önden ısıtılması. Fırınınızı maksimum derecede, maksimum sıcaklıkta döküm tencerenizi içine atarak kapağı kapalı bir şekilde 1-1,5 saat kadar ısıtmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Ulaşılabilecek en yüksek ısıya ulaşmak önemli burada. Çünkü ekmeği fırına attığımız zaman bu tencerenin içinde ilk 10 dakikada bu kuvvetli ısı ekmeğin işte asıl kabarmasını yapacak. Dolayısıyla çok önemli. Bu arada bir de jiletle bir çizik atıyoruz. Bunu da videoda gördünüz. Jiletle attığımız çiziğin amacı da ekmek kabarırken doğru bir şekilde açılarak kabarmasını sağlamak. Eğer bu çiziği atmazsak ekmek kafasına göre sağdan soldan ortadan yarıklar açacaktır. Bu da çok istemediğimiz bir şey. Ekmeğin düzgün kabarmasını bu çizikle sağlıyoruz. Bu çizik atma jiletle internette baktığınız zaman çok keyifli, çok güzel, sanatsal bir noktaya da gidiyor. Bunlara bakabilirsiniz. Oldukça güzel desenler yapılabiliyor. Bir dantel gibi işleyenler var ama hani biz bu videoda o kadar detaya girmedik. Bu arada eğer döküm tencereniz yok ise başka yöntemler kullanabilirsiniz. Mesela bir pizza taşı olabilir, pizza çeliği olabilir. Bir döküm tavanız varsa bunu kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yoksa normal bir borcam içinde de yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da ağzını kapatamadığınız bir düzenek varsa bir fırın tepsisinin üstüne koyabilirsiniz ekmeği, ama burada yapmanız gereken fırının içine birazcık içi su dolu bir
koymak ki yeterli nemi yakalayabilmek bu ekmek pişerken. Bir de ister istemez eğer bir ev fırınınız varsa ve döküm tencereyle ekmek yapmıyorsanız burada gördüğünüz sonucun aynısını almama ihtimaliniz çok yüksek, ama yine de gayet lezzetli bir ekmek çıkacaktır, onu da söyleyeyim. Yani ekmekle ilgili bu videoyu yaptığımız için aslında çok mutluyuz. Ne kadar çok konuşacak, anlatacak şeyimiz varmış, bunun farkına vardık. Daha aslında çok daha detaya girebileceğimiz konular var ama video uzadıkça uzuyor. Belki ileride bunlarla ilgili her bölümle ilgili ayrı detaylı çekimler de yaparız ama şimdilik bizden bu kadar. Umarım sizler de güzel ekmekler yaparsınız. Görüşmek üzere.